Herkese merhabalar, cepmarket.com.tr YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size adres kodu hakkında bilgiler vereceğim. Biliyorsunuz Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bir açıklama var. Bu açıklamaya göre artık eskiden olduğu gibi biz açık adresimizi vermiyoruz. Direkt bize verilen kodla biz evimizin adresini öğrenebiliyoruz ya da direkt evimizin adresini bu şekilde verebiliyoruz. Peki bu kodu biz ne zaman kullanabileceğiz? Öncelikle bu kodu ilk PTT üzerinden kullanmaya başlayacağız. Şu an PTT'nin web arayüzü bu koda göre düzenleniyor. Yani muhtemelen ileride, yani çok yakın bir zamanda biz adres kodunu vererek kargo gönderebileceğiz ya da adres kodunu vererek kargolarımızı alabileceğiz. Ve dediğim gibi yakında tüm kurumlarda bu koda geçilmiş olacak. Bu kodun en büyük avantajı bize artık eskisi gibi işte kapı numaram değişti ya da sokağımın adı değişti gibi sıkıntılar olmayacak. Bu kod devamlı bizim sabit kalacak. Hem kendi dairemizin bir kodu olacak hem de bulunduğumuz apartmanın bir adres kodu olacak. Peki biz bu kodu nasıl alacağız? Nereden alacağız? Şimdilik bu kodu adreskodu.dast.gov.tr adresinden alıyoruz. Muhtemelen ileride e-devlet üzerinden de adres kodunu alabileceğiz. Şimdi dilerseniz bu adres kodunu nasıl alıyoruz onu göstereyim arkadaşlar. Adreskodu.dast.gov.tr adresine girdiğimiz zaman bizim bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Buradan 5 adımda hemen öğrenin diyor. Burada birinci adım kısmında adres kodunu öğren bölümüne ben tıklıyorum. Buraya tıkladığımda aşağıda adres bilgimi isteyen bir pencere açılıyor. Buraya ben hemen örnek teşkil etmesi açısından İstanbul diyelim. Buradan Kadıköy diyelim. Biliyorsunuz Teknoway'in olduğu yer Kadıköy. Hemen buradan Bucakköy diyor. Bucakköy'ü seçiyorum merkez. Ve Cafer Ağa diyorum. Cafer Ağa'yı dediğimde buradan bana Cafer Ağa'daki sokakların, caddelerin isimlerini tek tek çıkartıyor. Diyelim ki benim sokağım General Asım Gündüz caddesinde olsun. Hemen yanındaki seç kısmına tıkladım. Buradan bana General Asım Gündüz Caddesi'ndeki bütün binaları çıkardı. Gördüğünüz gibi burada bina kodu yazıyor. Burada apartman adı yazıyor. Biz buna göre kendi apartmanımızı ya da kodumuzu buluyoruz. Diyelim ki böyle geldim. Buradan ne diyelim? Gülden Apartmanı diyelim. Buraya seç dediğimizde Gülden Apartmanı'nın içindeki bize daireleri çıkardı gördüğünüz gibi. Diyelim ki ben İkinci dairede oturuyorum. Buraya seç dediğimde burada ben Robert diyelim kısmı çıkıyor. Buna da tıklıyoruz. Size de böyle bir bölüm çıkartabilir. Bunu doğru şekilde doldurun. Ve doğrula diyoruz. Buradan bana gördüğünüz gibi bu adrese ait adres kodunu çıkardı. Adres kodu bu kısımda yazan. Ve burada da gördüğünüz gibi bina kodu yazıyor. Bu şekilde siz de adres kodunuzu öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Bugün size adres kodunuzu nasıl öğrenebileceğinizi gösterdim. Bu videonun da böylelikle sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.